Yıllardır unutulan, hakları verilmeyen, görmezden gelinen infaz koruma memurları için hazırladığımız bir yasa teklifini salı günü mecliste konuşacağız. Tıpkı itfaiyeciliğin meslek olması gibi verdiğim kanun teklifinde, infaz koruma memurları için verdiğim kanun teklifi de siyaset üstü olarak değerlendirilmelidir. Siyasete malzeme edilmemelidir, partiler üstü görülmelidir ve bir hakkın teslimi olarak görülmelidir. 60 bini kadrolu, 10 bini sözleşmeli, 70 bin kişilik bir aileden söz ediyoruz. Cezaevi çalışanlarının kulağı, gözü, herkesin ailelerinin sorunlarının çözümleneceği nokta olarak görülen Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ve bu kanun teklifi de burada görüşülecektir. Verdiğimiz teklifte ceza infaz koruma memurlarının genel idari hizmetler sınıfından çıkarılarak emniyet hizmetleri sınıfına alınmasını istiyoruz. Çünkü infaz koruma memurları büro personeli değildir. Asker ve polis gibi gerçekten onların göreviyle eşdeğer bir görev görmektedirler. Görevleri suçluların güvenlik ve barınmaları noktasında, güvenlik gözetimini sağlaması, barınmaları noktasında, beslenmeleri ve topluma yeniden kazandırılması noktasında çok önemli bir görev görmektedirler ve can güvenliği ile de tehdit edilmektedirler. O açıdan can güvenliği noktasında bir meslek grubunun idari hizmetler sınıfında görülmesi de gerçekten vicdanlara seslenilmesi gereken bir durumdur. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmelerin sırasında işin gereği olmakla birlikte özlük haklarının da yeniden verilmesi noktasında yol açılacaktır. 24 saat görev görmektedir ceza infaz koruma memurları. Tam 24 saat. Bir büro personeli gibi değildir ve ceza infaz kurumunun içinde 60 bini kadrolu, 10 bini de 4B diye tabir edilen sözleşmeli statüde çalışmaktadır. Her iki kesim aynı işi yapmaktadır. Aynı koridorları paylaşmaktadır. Aynı havayı solmaktadır. Ama sözleşmeli olanlar kadrolu olanlara göre maaş konusunda, izin konusunda, haklar konusunda çok geridedir. Bunun da ortadan kaldırılması gerekmektedir. 3600 Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu meslek gruplarına isimlerini de anarak başta polisler, öğretmenler, sağlık mensupları olmak üzere meslek gruplarına 3600'ün verilmesini önerdi. Ceza infaz kurumu memurları da 3600 ek göstermeyi hak etmektedirler. Sendika kurmak onların en esas hakkıdır ve olmalıdır. Ceza ve tevkif evleri personeli kanunu, meslek kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. Ve hayatının en önemli bölümünü bir mahkum gibi cezaevi içinde geçiren ve demir parmaklıklar arkasında yıllarını veren bu meslek grubunun feryadına kulak vermek gerekir. O yüzden gelin salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce genel kuruluna getirdiğim ve ceza infaz koruma memurlarının genel idare sınıfından çıkarılarak güvenlik teşkilatı içerisinde yer almasına ilişkin kanun teklifi değişikliğimi lütfen oylarken vicdanınıza ve o ailelerin sesine kulak verin. Gelin bu hakkı teslim edelim ve ceza ve infaz koruma memurları güvenlik personeli içerisinde yerini alsın ve bu haksızlık bitsin.